Welcome to the opening ceremony of the 26th Annual World Business Congress. We are very pleased to host you today at Kyrgyz Turkish Manas University. Congress. This is our first Congress in Central Asia, Asia's jewel, Kyrgyzstan. It is the greatest importance that the international researchers and practitioners meet and discuss the recent and advanced researches. And we are very happy that you have chosen. And it is really for us a great pleasure to be here in Kyrgyzstan. Be the guest of this fantastic place here. I was a bit in awe when I saw, because there are really very few places in the world left where you find the whole university on a campus. It's a dream for most of us. We received invitation from Manas University for our ministry, but according to his busy schedule, he sent me, and on behalf of him, I would like to planning and regional development department low side GDP development goals, SDG goals 17, potential, urban potential and political potential. According to this goal, and comparing with Bishkek, there is more than 1,000 zones in the regions, some cities which will next. The formation of the supported areas with development of clusters, fulfillment. From around the world to be here with us today at Kyrgyz Turkish Manas University. I would like to invite you to our campus, and I hope you find yourselves welcome here, and I hope you enjoy your stay in Kyrgyzstan. Bugün üniversitemizde 26. Dünya İş Kongresi toplanmış bulunuyor. Biz bu kongreyi Uluslararası İş Yönetim Geliştirme Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Bu birliğin merkezi Amerika'da ama üyeleri 21 ülkeyi kapsıyor. Bu çerçevede şu anda bu kongreye katılan 23 ülkeden temsilcilerimiz bulunuyorlar. Bu kongre yıllık olarak tabii değişik ülkelerde yapılıyor. Geçen sene bu kongrenin başkan yardımcısı yapan Profesör Doktor Erdener Kaynak Bey bizim bir başka kongremize geldiğinde bu konuyu görüşmüştük. Kendileri özellikle Orta Asya'da bugüne kadar hiçbir faaliyet yapmadıklarını ifade ederek gelecek seneki kongrenin Kyrgyzstan'da olması konusunda düşüncelerimi sorduğunda ben bunun memnuniyetle bizim ev sahipliğimizde olabileceğini, kendilerine ilgili yetkili kurulların alacağı kararlar çerçevesinde birlikte çalışacağımızı söylemiştim. Nihayet geçen sene Haziran ayında aldıkları bir kararla Bişkek'te bizim ev sahipliğimizde, yani Kyrgyzstan Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde bu kongrenin yapılmasına karar verildi. Bir yıllık bir süredir kongrenin gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Üniversitemizde tabi rektörlüğümüz bu kongreye destek vermekle beraber esasen İktisat ve İdare Fakültemizin bir organizasyon olarak da buna bakmak daha doğru olur. Bu çerçevede tabi bu kongreyi almamızın Bişkek'te yapılmasının temelindeki maksadımız esasen bu uluslararası tecrübeyi Kyrgyzstan'a taşımak, Bişkek'e taşımak. Tabii ki bilimsel anlamda araştırıcılar, eğiticilerin bir araya getirilmesi, bilgi birikiminin ve tecrübenin paylaşılması elbette ki tabii olarak beklenen bir amaç. Ancak bundan öte
uluslararası iş tecrübelerinin Bişkek'e taşınması, Kırgızistan'a taşınması ve burada iş adamlarıyla aslında akademisyenlerin ve dünya çapında bu konuda çalışanların bir araya getirilerek acaba Kırgızistan'da iş potansiyelini daha nasıl artırabiliriz, yeni iş birliklerine nasıl fırsat bulabiliriz ile tartışıyoruz. Nitekim kongrenin formatında sadece akademik işler yok, iş dünyasıyla ilişkiler var ve yılın en iyi iş adamı seçilmesi ve ona ödül verilmesi var. Dolayısıyla esasen organizasyon tanıtımına akademik dünyayla iş dünyasının bir platformda buluşmasını sağlıyor. Tabii burada globalizasyon meselesine bakış, bölgesel gelişmelere bakış ve yerel gelişmeleri de bir arada değerlendirerek bir bütünlük ifade etmeye çalışılıyor. Bizim de maksadımız üniversite platformunda bütün bunları buluşturarak öncelikle üniversitemizin eğitim ve bilim dünyasına katkılarını bu büyük tecrübeden yararlanarak daha da artırmak, hem kurumsal işbirliklerine imkan sağlamak, üniversitemizde İMDA dediğimiz International Management Development Association'la daha çok işbirliklerini araştırıp geliştirmek ve bütün katılımcılarla birebir görüşerek üniversitemiz, öğretim elemanlarımız ve katılımcıları kendi aralarında işbirliklerine de imkan sağlayacak platformları oluşturmak. Çok kıymetli sonuçlar var. Özellikle tabii ki hem dünya ekonomisiyle ilgili projeksiyonlar ifade eden, hem bizim bulunmuş olduğumuz Merkezi Asya bölgesiyle ilgili ve Kırgızistan'ın ekonomik durumunu ifade eden çok kıymetli sunuşlar var. Eminim ki hem bu konuda yetkin bilim adamları hem genç araştırmacılar bilim adamı olma yolunda mesafe kaydetmek üzere yola çıkmış olan gençler çok yararlı bir kongreden maksimum faydayı elde edeceklerdir. Biz de bu çerçevede 19-23 Mayıs tarihleri arasında bu kongreye üniversitemize yakışır, Kırgızistan'a yakışır ev sahipliğimizi yapacağız ve bizim açımızdan da maksimum faydayı elde etmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Я бы хотел выразить свою благодарность университету Манас за приглашение, за возможность, которую вот они представили. Что я хочу сказать насчет презентации, вот то, что вот я сам презентовал сегодня. Я рассказал про экономику Кыргызской Республики в прошлом, что сейчас мы имеем и что ожидается в будущем. Кратко рассказал и надеюсь, слушателям было интересно. А что касается данного международного бизнес-форума, я сторонник таких мероприятий, чтобы такие мероприятия были побольше, тем более в нашей стране, так как данные мероприятия дают на большую возможность для развития экономики, сотрудничества между странами. Я слышал, что в данном мероприятии участвуют представители более 20 стран. Это большой показатель. Также приехал сам профессор Эрденак Кейнак с Пенсильванского университета и другие представители из других передовых стран. Это большой показатель, и надеюсь, что такие мероприятия будут побольше у нас, и здесь я бы хотел также добавить, что Министерство экономики тоже заинтересовано в участии в таких мероприятиях. И если будут возможности, приглашайте. Мы будем только рады и представлять, во-первых, Министерство экономики и нашу страну. Uluslararası Yöneticileri Geliştirme Derneği Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde 1997 yılında kuruldu. Bu yıl bizim 30. yıl dönümümüz. İMDA'nın amacı özellikle öğretim üyelerine ve yöneticilere dünyanın çeşitli ülkelerinde
eğitim hizmetleri vermek ve onlarla kongreyi yaptığımız ülkelerdeki iş adamlarını ve öğretim üyelerini birleştirmek ve fikir alışverişinde bulunmak. Amacımız bu. Şimdiye kadar bu 26. ülke. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde lokal kongre yapmaktaydık. 3 defa da Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli eyaletlerde kongreler düzenledik. Bunun yanında üyelerimiz aracılığıyla çeşitli konularda, iş idaresi konularında araştırmalar yapmaktayız. Ve bu araştırmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde olan üyelerimize dağıtmaktayız. Ayrıca kuruluşumuzun iki ayrı uluslararası dergisi var. Bunlardan birincisi Journal of Transnational Management, yönetimle ilgili bir dergi. Diğeri ise Journal of Euro Marketing, Avrupa pazarlama konularıyla ilgili dergimiz var. Her yıl yaptığımız kongrenin bir de kitabını yayınlamaktayız. Bu yayınladığımız kitap çok önemli olan Social Sciences Citation Index'te taranmakta. Web of Science Social Sciences Citation Index'te taranmakta. Bunun yanında bazen özel sayılar çıkartmaktayız çeşitli konularda. Bu şekilde hem gittiğimiz ülkeye hem de üyelerimizin ihtiyacını giderecek yayınlar ve sunumlar yapmaktayız. Bu yıl Kırgız Cumhuriyeti'nde olmamız çok manidar. 30. yılı burada kutluyoruz. Çok memnunuz. IMDA, as the abbreviation stands, that's the International Management Development Association. We've been in existence for 30 years, and the whole idea is to, if one can use the term, to spread the gospel of management all over the world. And the way we do it is to have conferences in countries all over the world so that we can expose members and participants to those conferences to the specific challenges that you face in different countries, because where we're in a first world country, the challenges are very difficult from countries that are more in a development phase or in an agricultural phase of their development. But the principles of management is always part and parcel of the solution to bringing your societies up the ladder and increase the sort of competence and competitiveness worldwide also. I know very little. I have just been introduced to it recently. I know it was a joint venture, if I can call that, between Turkey and Kyrgyzstan. So I think it's a fantastic campus, as I said in my welcome speech, because it's very seldom that you nowadays still find where the campus, that everything is in one area. And looking around here, I think it's a beautiful place. And if you look at all the faculties and the institutes that you have here, there's a lot going here. So I'm very impressed with what I've seen here and experienced so far. Well, I am in marketing, and my topic is about neuroscience and neuromarketing. Basically, it's a new frontier in market research. We are going to use people's unconscious autonomic reaction to understand what they like, how to engage them. So it's very fascinating. We use neuroscience basically for it. We use eyes, pupil dilatation, skin conductance, heart rate, and basically we can tell you if you are going to buy something even before you know it. I am in love with this country. It's very beautiful. The nature is beautiful. People are very friendly. It's very safe. We feel very welcome. The food is fantastic. I want to come back and maybe stay here. I love it. It's beautiful.